Bingo! İki çay yap. Kaç kurşunlu olsun? İki şekerli. Benimki tek. Tamam. İki sağlam çay yap. Tamam. Akşam televizyondaki kovboy filmi nasıldı? Kovboy mu görmedik? Kovboy deyince John Wayne gibi, Ringo gibi, Django gibi olacak. Sonra Apache'ler, reis oturan ayı. Biraz sonra bizim patron gelecek. Aman bir sakarlık yapma. Sen merak etme. Çaylar ne oldu çaylar? Geliyor. Hey Ringo, bir kemen salla da senin nasıl bir kovboy olduğunu anlasınlar. Tamam. Yapma, yapma. Hop, dur, çok heyecanlanma. Dur ya. İyi attım ama, değil mi? O kadar da demedik sana. Ringo bu, ne bok yiyeceği belli olmaz. Patron geliyor. Bak şimdi ne yapacağım. Hey Ringo, bir ayran yolla. Tamam. Eyvah büyük reis. Ulan Allahsız, gene mi kovboyculuk? Şu halime bak, bu sefer kovdum seni. Defol, defol, gözüm görmesin seni. Şey patron, valla cehenneme kadar yolum var. Kovdum ulan, kovdum, defol, defol. Şaban kovursa biz de gideriz. Biz bu kahveye Ringo için geliyoruz. Kalkın arkadaşlar, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Hadi, durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Nereye gidiyorsunuz? Kovduğum falan yok. Şaka yaptım. Şaka ya. Bilirsiniz Şaban'ı ne kadar severim. Çalış oğlum, çalış. Ne bok yersen ye. Ringo, iki çay patlatsana. Patlatayım ana. Ringo, sana Yıldırım telgraf. Teksas'tan mı? Ne Teksas ya, İstanbul'dan. Aa. Sağ ol. Amcan Şaban, sizlere ömür, stop. Kahveyi sana bıraktı, stop. Acele İstanbul'a gel, stop. Muhtar Yaşar. Patron olacağım. Sen beni kovmuştun değil mi? Hayır oğlum, affettim ya. Sen şimdi o affını al, bük. Bir kere daha bük, bir kere daha bük. Sonra da münasip bir yerine. Tamam mı? Defol, bu sefer sahiden kovdum seni. Sen kovmadın, ben istifa ettim. İşsiz kalırsan gel İstanbul'a, yanımda iş veririm sana. Ringo İstanbul'da. Tövbe estağfurullah. Çak çak çak, kafamız şişti be! At şu cikleti ağzından! Biz Vahşi Batı'da sakız çiğneriz. At şunu ağzından, Allah aşkına at! Moralim bozuluyor! Tövbe 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 tövbe! Ana! Ulan benim kafada bir şey atacak adamın, ben anasını avradını yahu! Bırakın kardeşim ya! Ya bırakın ya! Anasını dur! 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 Yardım edin! Yardım edin! Yapma! Yapma! Ah! Benim kafada bir şey atacak adamın, ben böyle hendece atarım! Anladın mı? Ne oluyor ya? Ne yaptım ben? Lan ne manyak adamlar var be! Kapat şu kapıyı oğlum, hadi gidiyoruz! Oh be! Şşt, durun! Bavulum kaldı ya!
Rahmetli Şaban Efendi iyi adamdı. Öyle. Allah rahmet eylesin. Ne zaman geliyor kahvenin yeni sahibi Muhtar Efendi? Yeğeni Şaban'a telgraf çektim, yoldadır. Bugün yarın gelir. Yeğeninin adı da mı Şaban? Öyleymiş. Desene bunlar sülalece Şabanoğlu Şaban. Hey Recep geliyor. Ne işi var burada? Oduncu Hasan için geldiler, borcunu ödemiyor da. Sen çağırmışsındır. Niye çağırmayacakmışım? Arsayı alıp evi yaparken iyi, ödemeye gelince yok. Hoş geldin Recep. Buyur. Bir emrin mi var? Niye borcunu vaktinde ödemedin lan? Çok sıkışığım Recep. Bir büyüklük edip borcumu bir ay ertelesen... Banka mıyız lan biz? Ben borcu erteleyeceğime sen parayı bul. Nasıl bulayım? Arsayı, ev malzemesini alırken iyi. Parayı ödemeye gelince trişka. Hiç değilse birkaç gün. Allah rızası için. Ulan beni tanırsın. Yedi bela Recep'e racon kesilmez. Evini başına yıkarım demiştim. Aman Recep, ocağına düştüm. Ocağın batsın! Gözünün yaşına bakmayın, vurun! Bana yedi bela Recep derler! Evini de başına yıkarım! Yapmayın! Yaparım, yapmayın! Bırakın bizi! Yapmayın elinizi, ne olur! Oh, yapmayın! Bırak çocuğumu, senin çoluğun çocuğun yok mu? Hepinize ibret olsun. Sizleri ev var sahibi etmek için toprak dediniz verdik, malzeme dediniz şırrak yıldık önünüze. Bir bono, bir imza o kadar. Yapmayın. Yakın evini, ibret olsun. Hepimiz elhamdülillah Müslüman adamlarız ama bonosunu ödemeyenin görün halini. Ben demokrasi adamıyım. İtirazı olan açık etsin. Bugünkü manzara siz muhterem hemşerilerime ibret olur. Borçlarınızı vakti zamanında öderseniz bu gibi hadisata maruz kalmazsınız. İşte bu kadar! Dağılın lan! Hadi muhtar, iyisin, iyisin! Allah belanızı versin! Allah belanızı versin! Bir gün biri çıkar da bu yaptıklarınızı ödetir inşallah! İnşallah! Kardeş bir dakika, dur! İstanbul, bana bak! Ulan ne kadar herif bunlar be! Kovboy yolda kaldı, kovboy yürür ama! Şu gecekondu denen iğrençliklerin yerine yükselecek blok apartmanları düşün Sadullah. Asıl zoru Ankara'dan iskan müsaadesi almaktı. Politikacılığıma dua et, benim kıymetimi bil. Bilmesem seni kendime ortak alır mıyım Sadır? Ortaklığımızın ve yakında evlenecek çocuklarımızın şerefine. Öyle. Bizi paraya boğacak bu projenin şerefine. Geldi bizim mirasçılar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tam 600 bina. 18'er katlı 600 blok. Muazzam bir kent olacak. Ve de net karımız 900 milyon lira. Milyar de şuna milyar! Aman baba, kefenin cebi yok ki! Şu soğuk şakaları yapmasan olmaz sanki canım! Şaka değil baba, atasözü! Milyonlar, milyonlar, milyarlar! Para, 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 başka bir şey konuştunuz yok ki! Tek istediğim, Cem'le bir an önce evlenip... bize bir torun vermenizdir! Aslında istediğiniz torundan çok, Cem'in babasıyla ortaklığı pekiştirmek!
Yoksa benimle evlenmek istemiyor musun Canan? Seni ömür boyu nasıl çeker insan? Şakanın tadını kaçırıyorsun. Şaka değil ki. Bozuluyorum ama. Sen doğarken bozulmuşsun. İmza Orhan Gencebay. Hadi bize bay bay. Diskoteye gidiyoruz. Hadi gel canım. İyi gel, eğlenceler. Güle güle. Güle güle yavrum. Gecekonduların tahliyesinde planladığımız arazi yedi bela Recep'in haraç mıntıkası. Peki ne düşünüyorsun? Mardinli Arif'i. Onu kiralayacağım. Şu bizim Marlboro işini halledelim. Harikasın muhteşem. İşte inşaat yerimiz. Bu gecekonduların hepsini yıktıracağım. Yalnız yedi bela Recep'i temizlemek senin işin. Kolay. Hallederiz. Yalnız halkı ürkütmemek lazım. Aralarında anlaşıp birlik olurlarsa işimiz zorlaşır. Başa çıkamayız. Hiçbir bok yiyemezler. Burası benim bulmalım. Defolup gitsinler. Ben mi çağırdım onları köylerinden? Ne işleri var İstanbul'da? Hı? Şehrin tüm güzelliğini bozdular. Bunların eline iki kuruş sıkıştırdık mı... nasıl olsa sevine sevine çeker giderler. Nerede olsa yaşar bu ayılar. Benim yaptıracağım blok apartmanlarla buraları cennet olacak, cennet. 10 milyon. Anlaştık. Şu da yapacağın gecekondunun malzeme senedi. Çimento, briket, kiremit falan filan. Al bakayım. Çok para bu muhtar. Dışarıdan yarı yarıya pahalı. Allah var ya. Utanın. Sana arsa verelim, konduna yardımımız dokunsun. Yerleş, ailece otur. Biz ondan sonrasına bono isteyelim. Aradaki 3 kuruşluk fazlalık için nankörlük edin. Olmaz bu kadar be. Kızma muhtar. Küfretmediğime şükret. Vazgeçtim. Sana ne arsa ne malzeme. Ver şu bonalar mı? Al bakayım senetlerini. Ben imzalayayım. Mardinli. Maşallah, işler tıkırında. Güzel yere tezgah açmışsın. Pek fena sayılmaz ağam, sağ ol. Geç otur şöyle. Sağ ol ağam, estağfurullah. Otur lan. Emret ağam. Emir Allah'a mahsus. Maksadım 2 çift kul kelamı etmek. Buyur ağam. Vakit nakit hesabı... mükalemeyi kısa tutacağım. Bu mıntıka... bundan sonra bana geçti. Neymiş? Bu mıntıka sana geçmiş ağam. Aferin. Takdir ettim. Anlayışın çabuk. Sağ ol ağam. Bu mıntıkaya resmen el koymuş bulunduğumu... yedi bela Recep'in kendisine ilet. Buralarda görürsem o biçim. Tamam mı? Tamam ağam. O Mardinliyse ben de kara gümrüklü yedi bela Recep'im. Namımızı yedi belaya çıkarmışsak... ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. Ulan Mardinli... bu dünya bundan sonra ikimizden birine haram. Allah'ıma yeminler olsun ki... bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da yedi bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. Alo? Buyurun. Evet. Rahatsız ettim. Ben Muhtar Yaşar. Evet, söyle. Ağam,
Başın sıkışırsa beni ara demiştin. Bir terslik mi çıktı? Bazı evleri ayarladım. Tamamdır. Ama 3-5 karşı koyanı var. Ki şöyle bir gözüksen alayı siner. Gelir misin hağam? Sabah muhtarlıkta bekliyorum. Evet. Anladım. Yarın sabah oradayım. Rest. İşte şurası kardeş. Doğru yürü, kahve tam meydandadır. Sağ ol canım, gel öpeyim. Sen de sağ ol. Ortalarda yok. İnip bir bakın. Tamam abi. Ne oluyor ya? Allah! Kovboylar! Apaçiler bastı! Aman! Yapma! 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 Kıyma bana! Al her şeyim senin olsun! Yapma! Ah! Pöst lan ayı! Abi ya, Teksas'a mı geldik? Tabancalar patladı, ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be! Abi ya, şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadın sen be? Ah! Ya tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Kahvenin adresi! Abi bir dakika, dur, gitme bana bak, beni bekle! Abi, şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Ah! Oluyor ya! Allah Allah! Şu İstanbullular da ne kadar aceleci be! Cowboy tabancası ya! Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor. Hey Allah! Aa, kova! Tam hedef! Vurayım! Saksı vuruldu ya! Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Bununla kızılderili vurulmaz. Aa! Konserve kutusu!
Selamun aleyküm. Hadi aslanım, sarıldın. Ver tabancalarını. Kovboy canını verir, silahını vermez. Hadi aslanım, söz dinle. Sonra... Sonrası ölüm. O da Allah'ın emri. Ha abi, bir şey soracaktım. Gelme, gelme, fena olur. Tut şunları. Nerede bu kağıt ya? Ha? Abi şu adresi soracaktım. Davranın, yakalayın şunu. Ne oluyor ya? Durun, ne oluyor? Hadi yürü, yürü sen. 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi. Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be! Ya o kadar adamı nasıl vurdu? Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzım dedi, sonra çekti, grav, grav, grav! Büyük adammış be! Analar böylesini bir daha doğurmaz. Çok da yakışıklı delikanlıymış. Şükürler olsun Rabbime. Bizi Recep belasından da, adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar! Deli etme adamı oğlum, vurdun mu vurmadın mı? Ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam, biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz! Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim ve de Juliana Cemma abim. Saçmalama. Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun değil mi? Aklın sıra yırtacaksın. Çok gördüm senin gibilerini. Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra 3 kurşuna 10 ölü. Allah affeder, ben affetmem. Ben de affetmeyeceğim. Ya sabır, ya sabır, Allah'ım ya sabır. Ha bak, ben o filmi kaçırdım. Yazık ya. Sen gördün mü, nasıl? Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım, efendi efendi anlat. Ne oldu, nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Çete içeride. Kafalar dumanlı, içki gırla. Ben kapıya bir tekme. Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yaz. Bir sağa, bir sola. Yaz, bir sağa, bir sola. Bir içeri, bir dışarı. Haydut dönüyor, yanında 2 yeğeni. Kaydet, kaydet. İtiraf ediyor. Recep'in yanında 2 yeğeni de vardı diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna, halkı soyuyorlardı. Arkasında 3 adamı daha vardı, pusudalar. Tamam. 7 kişi olduklarını da söyledi. Sonra? Sonrası, daha onlar davranmadan grav grav grav. 7'si de temiz, toptan temizdik. İtiraf etti. Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler, başlarında reisleri oturan ayı, başında tüyler, aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. Dıkı dık dıkı dık dıkı peşimdeler, oklar, baltalar, üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri! Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor, ateşli oklar. Vay be! Gece konduları haraca kesen 7 gangsteri öldürmüş. Hem de tek başına. Çok da yakışıklı. Neresi yakışıklı? Salağın teki. Sen kendine bak. Kıskanma. Nesi var? Tam erkek. Biz deyiz. Kavgaya başlamayın gene. Sen de elin katilinin avukatı mısın Canan? Hadi ortak, oyna bakalım. Elin katili değil, günün adamı. Cinayeti de yoksulları korumak için işlemiş. Kendi çıkarına değil. Fazla uzattın Canan. Efendim, Mardinli geldi, çalışma odanızı aldım. Tamam, üstümü değişip geliyorum. Sen de artık fazla uzatma. Tamam mı Canan? Çatla patla. Günün adamı Şaban işte. Hoş geldin Mardinli. İyi iş becerdin. Aferin, aferin. Lafına değmez bey. Bunlar ufak vaziyetler. Tanıştırayım. Kardeşim Cabbar. Memnun oldum delikanlı. Bundan sonra gecekondudaki işleri o halledecek. Emirlerinize hazırım beyefendi. Sağ ol.
İyi düşünmüşsün, aferin. Biz sözümüzü tutarız. Buyur, 10 milyonluk çekin. Buyurun, buyurun şöyle geçelim, oturalım beyler. Ha, bir süre ortalıkta gözükmemen gerek. Hollanda'ya uçak biletini aldım. Evet, bu da pasaportun. Bütün işlemler tamdır. Ayrıca Hollanda'da bir takım işlerimiz de olacak. Hem ziyaret, hem ticaret. Sağ olun. Yalnız canımı sıkan şu salak herif. Aptal benim 7 cesede sahip çıktı. Buyur. Şöhret yapacak aklınca uyanık. Ama fark etmez. İcabında içeride de temizletiriz. Eyvallah. Büyük iş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu Şaban. Recep gibi Allahsızı fedailerıyle toptan harcamış. Ve de tek başına. Helal. 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum. Makineye bir asılmış 7 tane leş. Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş. Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin. Harbiden tak ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu koğuşun ağası benim ulan. Yetti lan. Geliyor abiler. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buyur ağam, şöyle geç. Geçelim bakalım. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Sağ ol anam. Geçmiş olsun. Hangi yatakta yatmak istersin ağam? Şurası iyi mi? Şurada. Hop dedik. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç sabıkaya kayıtlı 4 resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. Aslan abicim, ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan, öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Heh, öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbih. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu. Gel sen de öp. Gel. Gel lan. Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum. Tasalanma, bollatırız. Ben adamı bundan şişlerim ulan. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Aa, nasıl geçirdim ama? Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. Ne ermesi ya? Kör nişancı. İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı. Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan. Öpeyim. Strade. Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel.
Ama etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz abi. Deniz, sana helal olsun abi. Aşağısın. Aşağısın. Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Ya kızarsa? Grav 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 grav. Rüyada bile vukuatı var adamın. Böylesi gelmedi memlekete. Grav grav grav. Çayı hazır abi, taze demledim. Uyandıralım mı? Bilmem. Bismillah. Hadi uyandırın bakalım. Uyan ağam, sabah... Allah Allah! Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah! Ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beştamalcın Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Çaycın Bedo. Tanrı. Nalıncın Deli Hüseyin. Neyse. Nargilecin Arap Mahmut. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Erketen o biçim Bülent. Seni tanıyoruz ya. Haratçın Gavur Gani. Aman yarabbim. Manocun Saksağan Temel. Ve İbrikçi Başın Ayı Necmo. Bir düşüneyim. İyi iyi canım. Abi, bu da ayın kumar manoları. Kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu. Ne yapalım abi bu paraları? Garibanların arasında bölüştürün. Sevinsin fukaralar. Haksızlık edeni o biçim yaparım. En büyük kovboy benim. O kadar. Helal olsun yaşa! En büyük sensin abi, helal olsun sana, helal! Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Yedi bela Recep öldü diye seviniyordum. Yerine daha beteri geldi. Aslında baş belası Muhteşem Bey. Evet evet, Muhteşem Bey. Bu sefer kravatlı eşyalar geldi. 50.000'e alan zavallı göçüp gidiyor. Gitmesin de ne yapsın? Yahu 50.000 liraya bu devirde ev kurulur mu? Muhtar da ortak onlarla. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız? Başımızda Şaban abi gibi bir adam olacaktı ki bizi kurtarsın. İyi söyledin. Seçimle bir de muhtar yapardık onu. Haklısın, tam muhtar olacak adam. Ama hapiste. Mahkemesi bile bitmedi daha. Bitmemesi daha iyi. Aramızda şöyle biraz para toplayıp sıkı da bir avukat tuttuk mu? 7 kişiyi öldüreni Adalet Bakanı bile kurtaramaz. Bu mahalleyi de Şaban'dan başkası kurtaramaz. Biz de mahkemeye çıkar, vuran o değildi deriz. Yemin ederiz. Mahallenin kurtulması için yalancı şahitlik yaparız. Ya Şaban kızarsa o zaman ne yaparız? Kızmaz. Biz ne yapacağımızı biliriz. Kalkın arkadaşlar. Susun! Oturun! Susun! Sen anlat. Beyanım benden önceki şahitlerin aynıdır hakim bey. Recep'i öldüren başkasıydı. Siyah paltolu, iri yarı, aslan gibi biriydi. İtiraz ediyorum hakim bey. Ben aslan gibi değil miyim? Tamam tamam, sen de aslansın, otur. Zapta geçirin. Hakaret davası açacağım. Tamam tamam, sen de aslansın, otur. Aslanım değil mi? Listede 47 tanık daha var. Dinleyeceğiz. Evet. Biraz çabuk olalım, evet. O değildi.
Vallahi başkasıydı. Bu adam sinek bile öldüremez yargıç bey. Bak şuna ya. Yemin ederim hakim bey o değildi. Vallahi gözlerimle gördüm. Bunda adam öldürecek surat var mı? Şu surata bakın. Bende Vahşi Batı'nın kovboy suratı var. Sen sus! Var o surat. Zapta geçirin. Buran evliya çarpsın başkasıydı. Çarpsın da gör ananın fotoğrafını. Susun! Tövbe tövbe! Her! 52 görgü tanığının kesin ifadelerine dayanarak ve de delil yetersizliğinden tahliyesine. Şaban Bey, buyurun, şöyle oturun. Buyurayım, değil mi? Evet. Bayağı güzel yermiş. Hoş geldin Ringo abi. Buyur, demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin Ringo'suyum, ufak Ringo. Müsaadenle kahveni de ayakçıyım abicim. Aferin, işine devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? He? Tabii, kahve de senin. Aslında bütün mahalle de senin sayılır. Bizi sen kurtardın Recep belasından. Kovboylar kurtarır, kötüleri temizler. Yaşa be Şaban abi, aslan abim benim. Şimdi başımızda daha büyük bir bela var. Onlara ancak sen karşı koyabilirsin. Seni muhtar yapmak istiyoruz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf. Tele alınca atladım posta arabasına, yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul. Muhtar olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Okul! Yol! Yol! Tapu! Bırakın onu, beni dinleyin!
şunu unutmayın, atasözüdür. Oylarınız damlaya damlaya, dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar. Halk Şaban'a tapıyor. Ölün dese ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. %100. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? Tam bir halk kahramanı. Hayır, tam baş belası. Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize. Evet. Sonum olabilir. Şakası yok. Bu kadar telaşa gerek yok. Halk isteyebilir Şaban'ı. Oylarını da ona verebilir ama seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki. Neyle kazanılır? Akıl, zeka ve para. Yani nasıl? Oy sandıklarını değiştirebilirsek. Yapabilir misin bunu? Tabii. Oy çalmak çirkin bir şey değil mi baba? Politika bu kızım. Politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. Kazanan da daima bizler oluruz. Bu seçim mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Peki. Şaban abi, Şaban yavaş abi. Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli'yi sandan denize dökecekler. Ha? Haydutlar. Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya, çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma, kış günü, su buz gibi buz. O halde son duanızı edin. Atlayın lan. Çabuk olun, getirin çuvalı, bozuluyorum ha. Sallanmayın. Tamam abi. Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan. Yapma be Şaban abi. Atlayın lan. Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar. Dönüyorum. Koş lan, çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun, susun. Sus. O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım.
İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de Muhtar Yaşar artık münasip bir yerine. Al al. Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar, seçime itiraz var. Ne diyorsunuz? Bir, iki, üç! Cim cim, dal dal dal! Cim dal cim dal dal! Yaşar! Yaşar! Al al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Adam da böyle diyordu! Muhtar Şaban'a kul oldu! Şaban, 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 Şaban! Görürsünüz siz, gösteririm size! Çuval inciri berbat ettin. Ah herif! Ama beyefendi, kabahat... Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! Defol dedim sana, defol! Sümsük herif! Peki, ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı kaldı. Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız. Her şeyin bir çaresi vardır. Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma! Bak! Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak, belaya da bir davetiye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha, hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak. Bir izzet, bir ikram kendisine. İki üç viski, biraz pof pof. Yağcılığın daniskası! Sen şusun, sen böylesin falan, gözünü boyadık mı? Soktuk mu bu odaya, attık mı önüne paraları? Şöyle birkaç yüz bin. Cimriliği bırak be! Herif hem muhtar hem dayı! 1 milyon, 2 milyon icabında! Paranın açamayacağı kapı yoktur, tamam mı? Ha? Desene büyük halk kahramanı! Açık arttırmada! Şahsınız adına vereceğimiz davete onur vermenizi rica ederim. Muhteşem halka kul. Soyadı biraz şüpheli. O biçime benziyor. Allah'a şükürler olsun. Muhteşem efendi bükemedi eli öpüyor. Abimizi ziyafet için şöyle bir güzel süsleriz. Evet. Çok yakışıklı ve de cazip olmam lazım. Abi böyle oluyor. Ya sonra Kızılderililer karşımda. Kemendimi bir salladım. Salladım. Ben hep sallarım zaten. Bir attım. 15'ini birden yakaladım. Ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Nasıl, keyfinizden memnun musunuz? Çok! Lafımı kesme! Tam Kızılderilileri yakalayayım... Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. 5 dakika yazıhaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra Kızılderililere devam ederim. Sert yerlerimi de gösteririm. 2 milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban Bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak... ...yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Sonra 3 milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü, validenin gözü. Sen ne eşyoleşeceksin sen? Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. Kiremitler? Tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama... Aması maması yok. Şu çıkma kapılar, pencereler... 600, 800. Hayır, 100, 200.
İflas ederim. İtiraz etme, zabıtayı çağırırma. Şu kumlar ne kadar? 80 küreği 400 lira. Ne? Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız, iflas ederim. Kızdırma. Şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim, unutma. Güvenlik kuvvetlerini çağırırım ha. Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır, 5 lira. Yetti be. Yetmez. Bundan önce kazıkladıklarına say. Şimdi öp elimi, barışalım. Öp lan. Önce ağzını sil bakayım. Sittir git lan. Sevgili vatandaşlar, bir hayırsever, yıkılan kondularınızı yeniden yapmak, harap olanlarını onarmak için malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız. El birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul! Buyurun. Kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana, ben öpeyim, yapma. Sağ ol. Okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi. Allah razı olsun. Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına. Bu haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam 2 milyon lira rüşvet aldı. Yalan mı? Doğru. Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım. Anlarsın. Daha bitmedi. O parayla daha neler yapılıyor, gel gör. Gel bakayım. Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. Bırak beni. Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Yanlış anlamışım, affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur, dur kız, ayıp oluyor ama. Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur. Kız bakıyorlar, kendine gel. Bana bak, huylanıyorum ha. Herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız, ah fena oluyor. Oh. Seni anlamak gerçekten zor. Çok garip bir insansın. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yaptıkların çok güzel, iyi şeyler. Ama bütün bunları niçin, neden yapıyorsun? Kovboylar iyilik yapmayı sever. Vahşi batının kanunu böyle. Atımla gezerim, iyiyi severim, kötüyü...
ezerim. Şapkanı neden çıkardın? Giysene, sana çok yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Hem de çok. İyi mi? Evet. Başı Batı'nın bütün kızları da öyle diyor. Ah. Kötü oluyorum, fena şeyler. Ne gülüyorsun kızım kendi kendine? Çıldırdın mı sen? Hayır, çıldırmadım. Hani Şaban'a gece konduları yıktırsın diye verdiğiniz 2 milyon var ya. Ne olmuş? O parayla yıkılan evlerin yerine yenisini yaptırıyor. Hem de senin arsalarının üzerine. Neler saçmalıyorsun sen? Dahası da var. Mahalleye bir de ilkokul yaptırıyor. Çok komik değil mi? Olamaz. Beni istemişsin abi. Emret. Ne yapacaksan yap, bu Şaban denen adamı ortadan kaldır Cabbar. Anladın mı? Ortadan kaldır. Baş üstüne abi. Yalnız dikkatli ol. İşe kaza süsü ver. Tamam abi, merak etme. Ulan Şaban, bana kazık atmak nasıl olurmuş, şimdi gör bakalım. Şu yolları da bir asfaltlayalım artık. Tamam abi, belediyeye müracaat ederiz. Evelallah okul inşaatı da yakında bitiyor. Bitiyor abi. Allah senden razı olsun. Sayende çoluk çocuk perişanlıktan kurtulacak. Aa, şu filme bak. Arizona kumarbazı. Tanırım bu çocuğu, iyi olandır. Tamam abi, tam zamanı. Gözle! Bu filmi gördüm, çok cesur oğlan. Senden iyi olmasın abi. İmkanı yok. Batı'da benden hızlısı yoktur. Kimse senin eline su dökemez. Şu kamyona bakın! Deli mi ne? Freni patlamış galiba, üstümüze geliyor. Kaçalım, kaçın! Kaçalım! Kovboylar kaçmaz. Allah, ah! Allah Allah, o neydi ya? Magirüs mü geçti? Dikkat etsene ulan! Allah kahretsin, ölmedi! Herif yedi canlı be, gazda kaçalım! Mucize bu! Nasıl kurtuldu hayret? Vallahi mucize! Balıklama bir uçuş, Allah! Senin abiden dikilir muhtar! Cesaret dediğin böyle olur! Küçük bir kovboy numarasıydı. Yazıklar olsun size! Bir salağın hakkından gelemediniz! Vallahi anlayamadım beyefendi! Koskoca kamyonla üzerinden geçtim, herif gene lastik top gibi ayağa fırladı. Para istiyorsanız para! Bu adam ortadan kalkacak! Yarın başka numara deneriz, hiç merak etmeyin beyefendi. Yürü! Tamam, Şaban'ın işi bitti artık. Bu sefer onu Allah bile kurtaramaz. Saatli bombayı nereye yerleştirdin? İpragaz tüplerinin üstüne. Biraz sonra Şaban'ın parçası kalmayacak. Bu ocakçı da her gün geç kalıyor. Kovacağım iti, şu hale bak. Her taraf pislik içinde, rezillik. Bu ses de ne? Aa! Çaydan ses geliyor. Tabii taze çay, kıpırdıyor. Bu çayın içinde hayat var. Dur şimdi, pişireceğim seni. Acele etme lan, dur! Ne kadar kaldı? Tam bir dakika abi. Demek bir dakika sonra Şaban fezada astronot. Ya anladık. Taze çaysın, pişireceğim seni. Bekle su kaynasın, acele etme. Ulan amma sabırsızsın, dur! Ne kadar kaldı? 45 saniye abi.
Ya hiç susmuyor. Daha su yeni kaynadı oğlum. Tövbe estağfurullah. Ulan yanlış mı ayarladın, ne yaptın? Daha 10 saniye var abi. Patla be, patla! Kafam şişti be. Ben şimdi senin... Astır lan! Patladı. Çay patladı ya. Nasıl? Gene mi beceremediniz? Ha söyleyin. Sen ne diyorsun abi? O bomba ile kahve havayı uçardı. Ama herif iyi saatte olsunlara karışmış. Kaldırdı bombayı, bize attı. Çarpılacağız sonunda. Bunu el kaldıran çarpılır abi. Adamların yarısı hastanede. Biz bu işte yokuz abi. Allah belanızı versin. Bir işi halledemediniz. Ah, Martinli burada olacaktı. Defolun! Gözüm görmesin sizi! Defolun! Alo? Acele Hollanda'ya telex çekin. Mardinli ilk uçakla derhal gelecek! Sirkim! Sirkim! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Yasam! Yasam! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi saymak! Yurtumu! Yurtumu! Milletimi! Milletimi! Özünden! Özünden! Çok sevmekti! Çok sevmekti! Ülküm! Ülküm! Yükselmek! Yükselmek! İleri gitmekti! İleri gitmekti! Varlığın! Varlığın! Türk varlığına! Türk varlığına! Armağan olsun! Armağan olsun! Ey bugünü sağlayan! Ey bugünü sağlayan! Ula Hazreti! Ula Hazreti! Aşta! Aşta! Canan! Ne işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama. Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba, hepsi o paralarla alındı. Hepsi yerin dibine bassın. Bundan sonra hiçbirini istemiyorum. Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba. Senin parana uşaklık, katillik edenlerin. Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı. Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı. Evleneceğim onunla. Ne? Çıldırdın mı sen? Sen Cem'le evleneceksin. Ölürüm de evlenmem. Hem de Yıldırım nikahınla evleneceksin. Aksi halde o gecekondu mahallesine ellerimle benzin döküp yakar, yerle bir ederim. Anladın mı? O kadar! Ne var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Yahu Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavuklunu nasıl elinden alır?
babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen Vahşi Batı'nın aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi? Göster ringolunu. Göstereyim. Asıl çifte tabancana. Asıldım. Bas nikah. Bastım. Ortada ne düğün kalır ne damat. Kalmaz değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban. At, avrat, silah be abi. Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin. Daha giyinmedin mi? Affet baba. Yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Deli etme adamı! Nikah memuru hazır, davetliler seni bekliyor! Tak şunu kafana! Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? Var! Geleceğini biliyordum! Canan, benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum, Şaban'ım benim. Canım! Bir dakika, tut şu silahları, kızını kaçırıyorum. Olur mu lan aksın? John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. Oh, amma ağırmışsın be! Bana bakın, peşimden gelen olursa vururum ha! Yürü kız! Ne? O mu vurmuş yedi bela Recep'li adamlarını? Benim leşlere sahip çıkıp aklı sıra nam mı salıyor? O kadar olsa iyi. Mardinli benden korktu da kaçtı diyormuş. Beş paralık etti namını. Bizi de dolandırdı, tam 2 milyon. O para senin hakkındı. Evet, benim kızımı... senin de namını çaldı. Ay! Ulan seni paramparça etmezsem bana da Mardinli demesinler. Yedim ulan seni sahtekar it. Allah! Yeter! Çok teşekkür ederiz. Ama artık tadında bırakın. Bunu hep böyle oynayacak mıyız? Bizim de işimiz var değil mi? Müsaadenizle! Daha yeni başladık! Çal! Hadi çalın! Hadi! Yeter be! Biz ne zaman halvet olacağız? Yürü kız! Peşimizden geleni vururum vallahi. Bastın Şaban!
Ne oluyor be? Basıldık. Çık ulan dışarı şunun burun çocuğu. Mardinli geldi. Eyvah Mardinli. Ne bok yiyiz? Ulan Şaban denen güçlü. Ulan sahtekar it. Çık dışarı dedim ulan. Bu başka Şaban'dan bahsediyor. Benden bahsetmiyor. Biz işimize bakalım. Gel canım. Allah, gel bakmayalım, kaçalım. Yürü. Nerede kabadayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı. Yoksa gelir orada zımbalarım seni. Eşşoğlu eşek! Sarhoş zavallı. Yoksa ayıkken benden ödü kopar. Küfür ediyor ama. Olabilir, terbiyesizin teki. Allah! Ait ulan in be! İn ulan! Yedi bela Recep'i vurmak kim sen kim? Namımı çalıp ümmü yaptın sahtekar! Yedi bela Recep'i ben vurdum ben! Demek yedi belayı sen öldürmedin. Demek o gönül verdiğim gerçek kahraman sen değilsin. Sümsük, ben de seni adam sanmıştım. Ben adam değil, kovboyum. Öyleyse çık göster kovboyluğunu. Herkesin umudusun. Çıkmaz kaçarsan babam kazanır. Yıktırır bütün konduları. Hadi çık, göster erkekliğini. Göstereyim değil mi? Tabii, hadi git. Göstere... Bula bula bu ıslak sıçanı mı buldunuz lan kurtarıcı diye? Şimdi yedi seceresine düz gittim, ses yok. Ey amico, c'è sabato, hai chiuso. Yapma, bana bak. Kaçarsın değil mi? Şimdi yedim seni ulan. Hala peşinde. Dingo zor durumda. Ne yapacağım ya? Şu silahımı bir çekebilsem? Peşimde geliyor. Ah. Allah! Dingo şaşırmış durumda. Allah! Bir siper bulmalıyım kendime, ha? Dünyanın öbür ucuna gitsen yakalayacağım seni! Ölümün benim elimden olacak! Ne haber lan? Allah! Nasıl geçirdim kurtulamazsın ya? Kovboyum benim, canım sevgilim, Aslan Şaban'ım! Tezahürat istemez, durun tezahürat istemez! Bu iş bitti, sonun geldi artık. Dur diyorum! At elinden silahını! Atabilirim de, atmayabilirim de. Atayım mı? At canım. Peki Canan. Biliyoruz, her şeyden haberimiz var. Yakalayın Mardinli'yi! Ne haber Mardinli? Esas suçlu kaçıyor, durdurun! Durdurun şu arabayı! Hadi, hadi. Hadi in aşağı!
Beyden bir şikayetiniz mi var? Yok ama duruma göre değişebilir. Ama şey... Sesini çıkarma, çevirdiğin dolapları anlatırım ha. Şey bir dakika... Sus! Peki. Muhteşem bey, bizim mahallenin bütün yollarını yaptırmak için gelmişti değil mi? He? Ne? Ne dedin? Anlatayım mı bildiklerimi? Evet efendim, evet bütün herkes şahit. Yolları yaptıracağım. Bu kadarla bitse iyi. Muhteşem... ...kanser yaptırmak istiyor. Ne? Biz de kabul ediyoruz. Aman damat ne yapıyorsun? Anlatırım ha. Evet, evet bir de dispanser yaptırıyorum. Herkes şahit olsun. Dispanser. Bir müjdemiz daha var. Yeter Allah. Beyefendi, gecekonduların tapularını halka dağıtacaklar. Yapma, ayağının altına öpeyim. Anlatırım ha. Peki, peki. Tapuları da dağıtıyorum. Yeter artık. Bize müsaade, gecikmeyelim. Bizim işimiz var. Uğraşamam seninle. Yürü kız. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol. Kadir Usta! Patron seni çağırıyor, geliver. Geliyor. Beni istemişsiniz efendim. Seni yeni ortağımla tanıştırayım. Halil! Vay Kadir! Aslan başçavuşum benim! Hay Allah, kaç sene oldu görüşmeyeli? 20 yılı geçti galiba. Yahu kim derdi ki? Bir gün sen benim patronum... Aa bak darılırım, aramızda patronluk matronluk yok. Geç bakalım, geç otur şöyle, geç geç. Ben de Kadir Efendi'yi kardeşim gibi severim. Senelerdir iş arkadaşım Muhtemed'im. Milyonlarım, her şeyim ona emanet. Bundan sonra her şeyimiz ona emanet. Sağ olun. Öyle boynu bükük durma, bozuluyorum. Başlatma patronluğuna. Sağ ol. Öyle kuru bir sağ olla kurtulamazsın. Bu akşam bizim evde yemektesin. Ben şey, başka zaman inşallah. İtiraz istemem. Eski zamanlarda olduğu gibi kafa çekeceğiz seninle. Sevdiğin Arnavut ciğerinin en alasını yaptıracağım sana. Hay koca Kadir, hay. Hadi şerefe. Şerefe. Yahu, senin bir oğlun vardı. Neydi adı? Şaban. Ah öyle ya Şaban. Hiç unutmam, kerata 5 yaşındayken kucağıma işemişti. Estağfurullah. Kocaman adam olmuştur. Ne yapıyor şimdi? Almanya'da. 20 yıl oldu görüşmeye. Deme yahu. Hayrola? Anası rahmetli olunca sefil olmasın diye Şaban'ımı Almanya dayılarının yanına yolladım. Gidiş o gidiş. O gün bugündür mektuplaşıyoruz. Yüzünü ancak resimlerinden tanıyorum. Üzüldüm. Boş ver. Hadi içmene bak. Bu dünyada her şey olur. İşte Arnavut ciğeri de geldi. Bizim aşçı harika yapar. Buyurun bunu. Efendim. Eline sağlık. Kör İhsan'ın meyhanesini aratmaz. Buyurun. Hatırladın mı o günleri? Unutur muyum hiç? Hani bir akşam çıngar çıkmıştı da ne biçim girişmiştik ha? Elimizde odunla o serserileri nasıl kovalamıştık meyhanede. Alçak gönüllülüğü bırak. Sen bir başına hepsini alt ettin. Bırak Allah aşkına, mazide kaldı. Artık ihtiyarladık. Eski toprağa bir şey olmaz. Hadi şerefe. İyi akşamlar babacığım. Afiyet olsun. İyi akşamlar yavrucuğum.
Tanıştırayım. Kızım Tülin. Başçavuşum Kadir Bey. Memnun oldum efendim. Kızın ha. Maşallah. Ben de memnun oldum kızım. Aa, kendi kızına ayağa mı kalkacaksın? Kızım, öp bakayım elini. Kadir Bey senin amcan sayılır. Öpeyim efendim. Berhüdar ol evden. Otur hele, bir iki lokma atıştır. Yemeğim daha iyi babacığım. Bülent'i bekliyorum. Tiyatroya gideceğiz. Gençlik işte. Evde oturdukları yok. İşleri, güçleri, eğlence. Zaman böyle. Öyle. Ah, Bülent de geldi işte. Nerede kaldım? Geç kalacağız. Anca güzelim, Ton'la işim vardı. Babama bir merhaba de de öyle gidelim. İyi akşamlar babacığım, afiyet olsun. İyi akşamlar damat. Damat mı? Yani yakında damadım olacak. Kızımın nişanlısı Bülent. Memnun oldum. Kadir Bey de askerlik arkadaşım. Fabrikamızın depo sorumlusu. Öyle mi? Hı. Memnun oldum. Ben de. Evimizin şeref misafiri. Bu gece burada kalacak. Bırakmayacağım. Daha neler canım? Ben giderim. Vallahi olmaz. Sana özel oda hazırlattım. Hem burası da senin evin sayılır. Hiçbir yere bırakmam. Öyle değil mi Bülent? Tabii efendim. Mahcup ediyorsunuz. Yetti ama. Hadi çocuklar siz tiyatronuza. Bay bay, bay bay. Bay bay, bay bay. Hadi içelim bakalım başçavuşum. Ne güzel günlerdi o eski günler değil mi? Gelmez. Vallahi geri gelmez. İçelim anasını satayım. Şuna bak hele, şuna! Mahvolduk! Ne var, ne oldu? Almanya'ya gönderdiğimiz sandıkların içinden deriye ne paçavra çıkmış! Yapma ya! Nasıl olur? İmkanı yok! Mallar gözümün önünde yüklendi! Sandıkları tek tek saydım!
Bakın, treylimle mühürledim. Herhalde yolda bir şey oldu. Şoförler bu işe ne diyor? Almanya'ya telefonla sordum. Yolda şüphelenecek hiçbir durum olmamış. Allah Allah, bir tedbirsizlik var ama suç kimde bilemiyorum. Vallahi aklım almıyor komiser. Sandıkları elimle yükleyip mühürledim. Deponun başka anahtarı var mıydı? Hayır, bir tane var. O da bende durur. Başka anahtar da yoktur. Maalesef seni tutuklamak zorundayız. Olamaz. Benim 25 senelik emektarım. Benim de 30 senelik arkadaşım. O yapmış olamaz. Üzgünüm. Kararı mahkeme verir. Kefaletle tahliye edildin. Şimdilik serbestsin. Sağ ol Hadi Bey. Üzme canını. Ben senin suçsuz olduğuna inanıyorum. Buyur Kadir amca. Sağ ol kızım. Yeter ama artık. Üzme bu kadar canını. Üzmeyeyim ha. Nasıl? Alnımdaki bu kara lekeyle nasıl insan içine çıkarım ben? Bütün mahalleli senin suçsuz olduğuna inanıyor. Ya siz? Seni baba gibi bildim Kadir amca. Sonuna kadar namusuna laf söyletmem. Ben de. 20 senedir kimseyi incittiğini görmedim. Sağ ol. Yıllardır kiracınızdan öte tuttunuz beni. Sanki bir aile gibi olduk. En kötü günümde yanımdaydınız. Ama bu sefer başka. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bu işin bir tek çaresi var. O da oğlum Şaban'ın Almanya'dan kalkıp gelmesi. Şaban mı? Evet. Aslan oğlum Şaban. Ben ihtiyarladım artık. Bu gözü dönmüş soyguncularla baş edemem. Ama Şaban öyle mi? Genç, güçlü, kuvvetli. Almanya'da namı yürümüş. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Aslanların aslanı oğlum. Her spor dalında birinci. Boksör, atıcı, nişancı, karateci, komando, güreşçi. Sonra benim oğlum büyük futbolcu. Büyük futbolcu, halterci. Ah, bir gelse benim oğlum Şaban. O zaman hemen bir mektup yazıp çağıralım. Evet, mektup yazalım. Babasını kırmaz, gelir o. Yaz kızım. Geçmiş olsun Kadir baba. Geçmiş olsun. Allah kafanı. Böyle bir dert vermesin Kadir amca. Bu da geçer canım. Boş ver değil mi? Geçer ya. Biz seni tanırız Kadir baba. Namuslu adamsın sen. Sağ olun, sağ olasınız. Size bir müjdem var. Bu sabah mektubu postaya attım. Bir haftaya kalmaz oğlum Şaban Almanya'dan gelir. Görsünler bakalım. Analar ne yiğitler doğururmuş. Yaşa Kadir efendi, bekliyoruz. Görelim bakalım Aslan Şaban oğlumuzu. Görelim, görelim. Hele bir gelsin. Yahu arkadaş, bildiğin gibi değil. Altı Alman'ı bir yumrukta yere serdi. Helal be. Helal tabii, ne sandın? Çok yaman adammış, çok. Türk işçilerini döverlerken Şaban abi yetişmiş, Allah inandırsın tam 15 Alman'ı hastanelik etmiş. Allah Allah, ne zaman yahu? Yüzüğü 50 metre ileriye dikmişler iyi mi abiciğim? Şaban abim silaha bir sarılmış iyi mi? Altı el ateş etmiş icabında. Ve de altı kurşunu da yüzüğün tam ortasından böyle garç diye geçirmiş iyi mi abiciğim? Vay be deme ya! Dünya karate şampiyonasında bir numara çekmiş. 150 kiloluk Alman'ı tuttuğu gibi fırlatıp yapma atmış. Yapma ya! Vay be! Acayip! Hamine, Süpermen gibi uçuyormuş.
Süpermen de kim kız? Şaban, Hamit'le Şaban. Ne? Şaban mı? Ya, çok da yaman bir delikanlıymış. Yaşasın, yaşasın. Serdar abim gözleriyle görmüş, çok iyi futbolcuymuş. Alman takımda tek başına 6 gol atmış. Hadi be, o zaman gazeteler niye yazmadı? Almanlar gazetelere yasaklamış, yazdırmamışlar. Biz İngilizlerden 8 gol yedik, keşke biz de herkesten saklasaydık. Hakkında söylenenler doğruysa, bu Şaban pek yaman bir delikanlıymış. Çok gördük öyle delikanlıları biz. Cürmü kadar yer yakar. Orası öyle ama gene de merak ediyorum. Ne zaman geliyormuş? Yarın sabah. İşlere bir müddet ara verelim. Zaten Kadir de deponun anahtarlarını değiştirdi. Boş ver, gene sarhoş ederiz. Yok, hayır, bu sefer tırları yolda soyacağız. Evet, yolda. Ta ki Hadi Bey hisselerini bana devredene kadar. Ya ben? Benim hissem ne olacak? Seni hiç unutur muyum damat? Kazancın %25'i senin. Sabret, önce şu aslanlar aslanı Şaban'ı tanıyalım hele. Baba. Kim bu Kadir amca? Oğlum. Oğlun mu? Oğlum. Hello papa. Bonjour papa. Oğlum geldi. Almanya'dan. Uzat elini, özledim seni, yeah. Kucakla beni, öpeyim seni, yeah. Müjde sana. Geldim papa. Oğlum Şaban. Kurban sana. Uzat elini, özledim seni, yeah. Kucakla beni, öpeyim seni, Üzme canını Kadir'cim, yarın görüşürüz inşallah. Sağ ol, sana zahmet oldu Hadi Bey. Rica ederim, ne zahmeti? Kim bu renkli horoz? Kafasına domates salçası dökülmüş Kadir. Şaban dedikleri bu olmasın sakın. Bu mu aslanların aslanı diye net ettikleri? Ne diyor bunlar papa? Hay papam batsın. Niye vapur musun ki? Ay yoldan tamircisi olmasın bu? Şu bizim damı da aktarsana sevabına. Aktarırım, aktarırım. Ulan bu mu atmış Alman takımına 5 golü? Hayrola kızım, ne oldu? Nedir bu haliniz? Sorma anne, sorma. Gelmedi mi? Geldi, geldi. Guten Morgen. Bu da kim? Şaban. Oğlum. Bu mu? Bu. Gerçekten bu mu? Şaka etmiyorsunuz ya. Maalesef. Maalesef. Olamaz. Hello teyze hanım. Sizin için bir şarkı söyleyebilir miyim?
Hello teyze hello, Almanya'dan hello. Kaçma teyze kaçma, everybody. Kaçma teyze kaçma, everybody hello. Kaç ulan şu zımbırtıyı. Aa, zımbırtı değil, modern pop tıngırtı papacığım. Bu mu o aslanların aslanı oğlum? Ben ya, beğenemedin mi teyze hanım? Evelallah altından kalkamayacağım iş yoktur. Bana Almanya'da Bond derler. Şaban Bond. 0-0-0. 1,5 tuvalet eder. Evet. Mesele neymiş anlayalım. Ulan geberteceğim seni. Ne oluyor ya? Geberteceğim. Sakin ol Kadir amca. Yani. Ne olur bana, sakin ol Kadir elinden amca. Elinden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Oh. Yıkıl. Dur. Dur hele. Sakin ol dur. Kızım Şaban odasını göster hadi durma. Peki anne. Ay. Buyurun aslanların aslanı. Geldi aslanların aslanı. Allah'ım. Sana ne günah ettim ki bana bu cezayı verdin? Başa gelen çekilir Kadir efendi. Vah vah vah. Vah ya vah vah. Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok alaturka. Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıpçıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben barış, aşk ve kardeşlik için doğmuşum. Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme. Ama ters kızsın be. Tavuk vicdanlı. Hadi bir sigara ikram et de barışalım. Sigara bakkalda. Buyur git al. Yalnız sokakta yürürken dikkat et. Kedi köpek seni yamyam zannedip parçalamasın. Hoş. Hoş. Kulu kulu kulu. Kulu kulu kulu. Kulu. Bonjour bakkal efendi. Fesubhanallah. Guten Morgen, Guten Morgen. Ondan, ondan, Guten Morgen. Malbron var mı? Var. İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş, fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. Kadeveli mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? He? Gel. Buyur, beni emretmeyin. Ya Allah aşkına bırak şu emri memri. Geç otur şöyle. Geç, geç, geç. Biz arkadaşız. Nihayet oğlun gelmiş. Gözün aydın. Sağ olun. Bu akşam ikinizi eve yemeğe bekliyorum. Sağ olun, biz gelmesek daha iyi olur. Olmaz, olmaz öyle şey. Senin oğlum benim oğlum sayılır. Şaban'ı merak ediyorum. Aması maması yok. İşte şimdi emrediyorum. Akşama bizdesiniz, tamam mı?
O kadar. Bu yıl yapacağımız ihracat sonucunda elimize geçecek vergi iadesini de düşünürsek... ...seneye memleketin bir numaralı firması oluruz ortak. Tabii başımıza geçen seferki gibi bir aksilik gelmez. Allah korusun. Bundan sonra her şeyi daha sıkı kontrol edeceğiz. Halil Bey, açık söyle. Kadir'in suçsuzluğuna inanıyorsun bütün değil mi? Bütün kalbimle. Üstelik bu gece evime yemeğe davet ettim. Ya. Aslanoğlu Şaban'ı da getirecek. Şaban'ı öyle merak ediyorum ki anlatılanlar doğruysa yaman biri olmalı. Göreceğiz bakalım. Ha işte geldiler. Buyurun efendim. Hello everybody. Hello dedik be. Hello everybody. Allah aşkına sus. Niye? Şarkılı türkülü merhaba diyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürü oğlum. Öp Halil amcanın elini. Elini öpeceğime kelini öpsem olmaz mı? Oğlum. Öptüm. Şakacı çocuk. Hiç değişmemişsin. Aa, ben bu amcayı tanıdım. Küçükken kucağına işemiştim. Ne günlerdi o günler. İster misin bu sefer de... ...şey yapayım? Ha? Yaramaz çocuk. Öyleyimdir. Tanıştırayım, kızım Tülin. Ay ne kadar FGK'sınız. Anlamadım. Anlamayacak ne var? F fıstık, G gibi, K kız. Fıstık gibi kız. FGK, KDV gibi. Ay ne hoş, teşekkür ederim. Buyurun sofraya, yemekleri soğutmayalım. Soğutmayalım. Korkacak bir şey yok, salağın teki. Başka türlü olsa ne yazardı? Sıkma canını, boş ver. Öyle deme Hadi Bey. Ne ümitlerle beklemiştim onu. Oo, maşallah sofraya bak. Bir kuş sütü eksik. KDV bu eve pek uğramamış galiba. Hadi afiyet olsun. Şerefe. Şerefe. Şerefine Şaban. Senin de şerefine. Hepimizin şerefine. Şerefli içelim. Şerefe. Babamın şerefine. Şerefine damat. Rica etsem bu gece bizim için müzik yapar mısınız? Müzik de yaparız. Çiğ köfte de yaparız. İkisi karışırsa bir harika olur. Çiğ köfteli müzik. Çarşamba da kadınlara matine. Babacığım bir telefon edebilir miyim? Tabii yavrucuğum tabii. Tabii yavrucuğum tabii. Hadi bakalım içelim açılalım. Açılalım ama şerefine boğulmayalım. Şerefe. Dikkatli açılalım. Saatinize. Şerefe. 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 Alo? Emine? Arkadaşları topla hemen bize gel. Büyük gırgır olacak. Harika bir misafirim geldi. Almanya'dan. Punk şarkıcı. Hadi uzatma. Topla çocukları gel. Bye bye. Şerefe. 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 Merhaba. Hoş geldiniz. Nereden çıktı bunlar? Arkadaşlarım baba. Ben davet ettim. Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz. Burada mı? Yok, biz yan salona geçeriz. Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım hadi daha iyi. Hadi o zaman yürü hadi. Yalnız bırakma damat. Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? Öyle ya, her şey tıkırında. Eğlenelim. Cici kızlar merhaba, Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette orta direk yan yatmış. Bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş. Senin uyanık baban, çırparken oradan buradan. Kıyar mı ki ödesin KDV? O şık bizonlu anan, çanak konken oynarken. Verir mi Harun Bey'e KDV? Köprüde hissen varsa, barajdan pay aldınsa. Seni hiç ırgalamaz KDV. Orta direk düşünsün, ömür boyu sürünsün. Umrunda mı senin KDV? Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime. Selam tüm sülalene KDV. Boş verin aldırmayın, kafanızı yormayın. Tempo tutup zıplayın KDV.
Öyleyim değil mi? Evet. Aa, öptü. Bir daha öpeceksin. O nedenmiş? Öpeceğe de vergi var. KDV. Aman vergi kaçırma. Çok zekisin. Kuzum, bu şarkıyı ne zaman besteledin? Bestelemedim, uydurdum. Göreceksin, seni meşhur edeceğim. Deme ya. Yaşadık desene. Sabah ne işin var lan senin burada? Parmak izi arıyorum. Kimin parmak izini? Haydutların. La havle ve la kuvvete! Çekil şuradan lan! Çıldırtma beni! Yakında sevinçten çıldıracaksın. Şaban Bond olaya el koydu. 000 iş başında. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şimdi sorularıma tek tek cevap ver. Soygun saatinde ne yapıyordun baba? Şeytan diyor ki indir kafasına şunun... Gene de kanundan kaçamazsın. Ne yapıyordun? İçiyordum. Sakıncalı bir durum. Nerede? Halil Beyler'de. Şüpheler artıyor. İkinizden başka kim vardı? Bir ara kızıyla nişanlısı Bülent Bey geldi gitti. Çember daralıyor. Delirtme beni! Ondan da şüphelenecek değilsin ya! Aksi ispatlanıncaya kadar senden bile şüphelenebilirim. Bizim mesleğin kuralı budur. Hatta babandan bile şüpheleneceksin. Günaydın. Günaydın. Sorguya çekilecek biri daha geldi. Konşimentoları getirdim. Sevk için bütün belgeler tamam. Niye çelme taktın lan? Ay, sen niye ayağıma bastın lan? Görmüşsün. Ulan sen manyak mısın? Yo Şaban'ım. Sen dayı mısın? Dayıyım. Var mı bir itirazın? Sıkma sana ya. Boğacaksın beni. Baba şuna bir şey söyle. Öldürecek beni. Aklarına çatsana sana! Başına bak! Ne oluyor ya? Yapma, Bülent Bey oğlum, yapma! Dur, sana yakışma! Baba beni dövüyor ya! Sen kaşınıyorsun! Bir daha üstüme gelirsen eşek sudan gelinceye kadar döverim seni! Eşek suya ne zaman gitti? Bu tozunu alayım! Çıkın! Tövbe tövbe! Şu oğluna bir şey söyle Kadir Efendi! Nasıl korkuttum ama, kaçıyor bak! Dur senin suratına! Allah'a şükür, yağmur mu yağıyor? Allah'ım sen bana sabır ihsan et! Kim o? Ben! Kapı açık! Aa! Vallahi açık! Çok sakıncalı bir durum! Benim yerime hırsız da gelebilir! Zaman kötü! Neredesin kız? Neredesin? Aa! Kolay gelsin! Kolaysa başına gelsin, erkek müsveddesi! Allah Allah! Ne ters kızsın be, tavuk vicdanlı! Ya git başımdan Allah aşkına, işin yok mu senin? Yok. Ne yemek yapıyorsun bakayım? Elenin körünü. Hiç böyle bir yemek yememiştim. Acılı mı bari? Acılı, zehir gibi. Ay bayılırım acıya. Yanına bir de şalgam suyu. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. İlham geliyor. Bu melodiyi unutmamam gerekiyor. Müsaadenle ben beste yapmaya gidiyorum. Vallahi bu adam kaçık değilse, ben de bir şey bilmiyorum. Neredeydin? Her zamanki gibi geç kaldın. Depoyu kontrol ettim. Soygun için her şey hazır. Malları yüklediniz mi? Soygun için her şey hazır diyorum. Merak edilecek bir şey yok. En ince detayına kadar her şeyi planladık. Tamam mı? Yarınki iş mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Bize kim mani olabilir ki? Şaban dedikleri zaman biraz korktum ama... ...çıka çıka karşımıza o soytarı çıkınca... Ha 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 ha
Babası gibi çıkarsa halimiz duman nedir? Her neyse, sadede gelelim. Soygun nerede olacak? Ormanlık yolun sağındaki metruk barakaların olduğu yerde olacak. Adamları ayarladım. Nasıl planım, ha? Güzel. Yarın tam onda. Sizi gidi tavuk vicdanlılar sizi. Hey, malı elimizle yükledik. İnşallah bir aksilik çıkmasın. Aman Allah saklasın yahu. Gene bir şey olursa ticari itibarımız sıfıra iner. Aman aman ağzından yel alsın. Öyle deme ortak, içimde bir korku var. Üzme tatlı canını, hiçbir şey olmaz. Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Merak etmeyin efendim. Evelallah malı sağ salim yerine teslim ederiz. Al bakayım, yol güzergahınız, konaklayacağınız yerler burada yazılı. Tamam efendim. Yolunuz açık olsun. Malı teslim eder etmez bana telefon etmeyi unutmayın. Başüstüne. Güle güle. Çabuk! Vaktimiz yok! Hadi! Çabuk olun hadi! Dön arkanızı, dön! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Selamün aleyküm! Sen kimsin be? Ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun? Karga avlıyorum! Ne kargası ulan? Defol git! Ulan babandır, ithal malı inek! Usta avcıyımdır evvelallah. Hiç affetmem. Belediye vurduğum her karga için 25 lira veriyor. KDV dahil. Biz de geçinip gidiyoruz işte. Kardeşim karıştırıyorsun galiba. Biz karga mıyız? Hem de alası. Leş kargaları. Kaklayın bakayım. Ne diyorsun sen ya? Kaklayın lan. Şimdi hep beraber kalklayın bakayım. Karga karga kalk dedi. Kalk! Fena değil. Çık şu dala bak dedi. Kalklayın. Kalk! Olacak olacak. Çıktım baktım o dala. Kalklayın lan. Kalk! Ya bu kargalar ne bu dala? Kanat çırpıp kalklayın bakayım hadi. Kalk! Kalk! Dişi karga gibi değil erkek karga gibi hadi. Kargalar uçtu gitti. Allah senden razı olsun avcıbaşı. Ha ol abi. Laf aramızda avcı ruhsatım yok. Yakalanırsan fena yaparlar. Hemen malı yükleyin, yolunuz açık. Bu olsun. Elini unutmayacağız. Arkadaşını çöz bakayım. Tuttuğun altın olsun. Olacak, olacak. Olsun olacak. Allah belanızı versin! Beceriksiz herifler! Ulan bir kişiyle baş edemediniz ha! Topunuzun canı cehenneme! Affet abi, ne yapacağımızı şaşırdık. Karga avcısıyım dedi. İki tane de tüfeği vardı. Allah inandırsın her attığı tam isabet. Yahu ne biçim bir adamdı bu? Uzun boylu, genç. Halil abi, telefonla sorduk, belediye karga avcılarına para filan ödemiyormuş. Öyleyse başka bir çetenin adamı olmalı. Ben böyle nişancı görmedim abi. Vallahi ben de görmedim abi. Ben de. Ben de. Kessin! Defolun gözüm görmesin! Bana bak, gece 12'de buluşalım, yeni bir plan hazırlayacağız. Müzik.
Bütün mahalleli kapıya dayandı. Demek hayranlarım artıyor. Hayır! Susturun şu şamatayı diye bağırıyorlar. Bakma sen onlara! Kes dedim! Kadir amcanın oğlu olmasan vallahi parçalardım seni. Sümerbank patiskası mıyım ben? Bulaşık bezisin, bulaşık! İyi ki söyledin, aklıma geldi. Ona da katma değer vergisi var mı? Neye? Bulaşık bezine. Bir de utanmadan sırıtıyor. Yazık! Baban ne ümitlerle beklemişti seni. Ümitleri boşa çıkmayacak. Dünyanın en ünlü punk müzisyeninin babası olarak tarihe geçecek. Ben bu ülkenin sanat güneşiyim. Tavuk vicdanlı kız. Böyle yaralı yaban domuz gibi bağırmaya müzik mi diyorsun sen? Şaban! Bak, hayranlarım çağırıyor. Çatla. Şaban! Ah, hello! Gitarını al gel. Hayranların bekliyor. Sana bir sürprizim var. Geliyorum, şimdi geliyorum. Mahcup ediyorlar. Şu hayranlarımdan da hiç rahat yok. Ben çıkıyorum. Ben gelinceye kadar odayı sil süpür. Temizlik imandan gelir. Tamam mı? Ver canım onu. Her tarafı temizle. neymiş bakalım sürprizin? Biraz merak et. Aa, vallahi çatlarım söyle. Monte Disco'da şerefine bir resepsiyon düzenledim. En iyi orkestra sana eşlik edecek. Bütün basını da davet ettim. Yapma. Dur şimdi heyecanlandım. Aa, heyecanlanacak bir şey yok. İçinden geldiği gibi söyle. Ortalığı kırıp geçireceksin. Kırıp geçiririm değil mi? Hoş geldiniz! Huzurlarınızda Parki Şaban ve Katma Değer çıktı ortaya, selam bütün dünyaya, helal her şey bütün punklara. Punklar her şeyi yapar, dünyayı satar savar. Sözümden hiç çıkmayın, ne dersem tekrarlayın. Kadın alası, ha! Devenin ilk harfi, de! Ver vergi ver! Ve nereden çıktı? KDV! Hep beraber everybody! Kazığın alası! Devenin ilk harfi! Ver vergi ver! Nereden çıktı? Çok kabiliyetli bir çocuk değil mi? Öyle patron, harika! Gazetenizde bunu yazmayı unutmayın! Tabii yazarım! Harika!
Vergiyi unutma. Bu da vergi iadesi. Hop hop hop. Harol, adını bil. Ne oluyor ya? Niye sinirlendin? Bana mı hop dedin? Yok babana. O zaman git babama söyle. Sana bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım demiştim. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamadım. Kendine gel. Yapma dedim bak. Ne oluyor lan? Hadi inşallah! Bir tane de ben vurayım. Vurayım mı? Vurayım mı? Yok. Daha zamanı var. Şimdilik affettim. Biz burada barış için yaşıyoruz güzel çocuk. Tamam mı? Defol, gözüm görmesin götür. Ya bu seninki de pek bir işe yaramıyor. Sen istersen değiştir bunu. Ay. Of. Ah. Aa. Sen burada mıydın? Yo, hayır. Başka yerdeyim. Kör müsün? Buradayım işte. Ne oldu suratına? Çarşamba pazarına dönmüş. Çarşamba pazarı değil. Daha çok perşembe pazarına benzedi. Anlamadım. Dayak yedim, dayak. Bir de utanmadan dayak yediğini söylüyorsun. Utanarak mı söyleyeyim? Amma tavuk vicdanlı şeysin be! Beni döveni sımsıkı tutsalardı, ben de birkaç tane vururdum. Erkeklik öldü mü? Zavallı Kadir amcacık! Gene ne oluyor? İlham! Geliyor! Beni yalnız bırak! Peri! Kaçmasın! Deli! Deli! Vallahi deli! Vallahi deli! Zır deli! Zır zır deli! Allah'ın zavallısı! Ben sadece müziğine hayranım. Fena halde kıl oluyorum herife! Aman Bülent! Lütfen budalalık etme! Şaban'ın kıskanılacak nesi var? Biliyorum, soytarının teki. Ama neden gidip öptün onu? Gırgırımı geçiyorum ben. Keh! Gırgırına geçiyormuş. Bu işin gırgırı mı olur, laf! Ne de olsa erkek! Ay, o mu erkek? Zavallının teki! Zavallı he? Ben sana gösteririm zilli zarife. Tır yarın sabah 8'de hareket ediyor. İçinde tam 200 milyon liralık deri var. Yolunu kesip Malıtaş ocağındaki depoya boşaltacaksın. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan bütün adamlarını gebertirim bilmiş ol. Bu sefer başlarında ben varım. Merak etmeyin, her şey bir saat gibi işleyecek. Belki işler. Tavuk vicdanlı herifler. Hadi çocuklar! Hadi çocuklar, çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda. İsterse olmasın. Çabuk olun çocuklar, elinizi çabuk tutun! Düşman nakliye konvoyu bulundu. Teslim olun! Aman kardeş! Bir yanlışlık olacak! Parolayı söyleyin, yoksa hepinizi tararım! Ayağının altını öpeyim kardeş! Bak dinle! Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz! Ateş! Düşman nakliye konvoyuna ölüm! El bombalarıyla hücum! Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben! Ne
Allah 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 Allah. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya, ne kimim ben? Avcı uçakları alçak uçuş. Hedef nakliye kamyonu. Eyvah, uçaklar geliyor. Bu eksiklik, Allah kahretsin. Birinci suvarı alayı, hedef nakliye kamyonu, hücum! Eyvah, suvariler geliyor, ezecekler bizi! Kaçalım! Hadi kaçın! Kurtulun, koşun! Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler! Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş! O it gene Tonga'ya bastırdı hepinizi! Defolun ulan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak! Bu beceriksizliklerine devam edersen zor veririm sana kızımı! Yıkıl karşımdan! Yıkıl hadi! Merhaba. Merhaba. Oh, oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın, hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız. Şey, ana kız. Aman kız ana. Öf! Yani babamın çok yakınları. Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu. Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim. Anlamadım. Neyse. Buraya aracı olarak geldim. Arabacı mı? Çok şakacısın. Şakacıyım değil mi? Ah şekerim, beni gazinocular kralı İsmail Bey yolladı. Ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya! Tabii, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim. Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, tamam mı? Bak beğenmediler. Gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Deli misin sen, kabul et. Ben gidiyorum. Dur hele canım, dur, otur, 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 otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? 20 milyon, bu nasıl ağı dersin, evet de. Ben gidiyorum. Gitme canım, dur, dur, dur hele, dur, dur. Dur bakalım, 25, tam 25. Giderim bak. 30! Gitmem bak! Tamam! Of be! Of ya! Dur ama dahası var! Katma değer vergisi ne olacak? Sen beni batıracaksın! Pekala, onu da ben öderim! Ama bizim bakkal gibi alıp da
arka cebe atmak yok ha? Yok. Yemin et. Vallahi billahi cebe atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Mukaveleyi onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma ha. Unutmam, unutmam. Gel, geç şöyle. Sen de benim menajerim olacaksın, bütün işleri ben hallediyorum. El sıkışırken de bir poz rica edebilir miyim? Tabii. Bozmayın pozunuzu, bir saniye lütfen. Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları. Sohbetimize barda devam edelim. Hem bir iki kadeh de atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şakanın sırası değil. Hadi afiyet olsun. En sevdiğiniz yemek? Lahmacun. Hiç aşık oldunuz mu? Oldum. 8 yaşındayken komşunun kızına aşık oldum. Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım. O gün bugündür aşık olmuyorum. En korktuğunuz şey? Zam. Zam. Zam da zam zam. Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine. Özür dilerim, şakaydı. Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Çişimi yaparım. Dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. Sizce dünyanın en obur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. 8 gol yemek kimseye nasip olmaz. 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Onun gibi bir şey. Allah belanı versin. Hırsız, uğursuz. Allah'ım, bir bu eksikti. Ne var, ne oluyor Kadir amca? Niye bağırıyorsun? Nereden çıktı bu paralar? Banka soymuş. Banka mı soymuş? Şaka canım, şaka. Bir gazinoyla anlaştım. Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip yarından itibaren şöhret oluyorum. Şöhret olacağına erkek olsaydın erkek. Niye? Biz karı mıyız? Erkeğiz tabi. Üstelik bu kadar da para kazandık. Paran da, erkekliğin de yerin dibine bassın. Ama papa, ya ne yapsam yaranamıyorum. Haklı adam, ne bekliyordu ne çıktı. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir gün gelir, hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz. Thank you.
hazır. Dur hele, havamı bozma. Beste yapıyorum. İlham Perim'i kaçırma, küserse gelmez. Gün doğarken kuşlar öter, inekler möller mü? Kuşlarcıklar, kuzular meler, inekler möller mü? Sen gelince kalbim çarpar, kanatlanıp uçar. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yat 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 yat. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yat yat. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yanıma. Gün doğarken kuşlar öter, İnekler möller mü? Nasıl? Ne nasıl? İnekler, aman şey, son bestem. Ha? Aa, harika. Aferin. Sen müzikten bayağı anlıyorsun. artık çayımızı içebiliriz. Sen de bayağı iyi insanmışsın. Maşallah. Geç oldu ama nihayet anladın. Bir de şu kılık kıyafetini düzeltirsen adama döneceksin. Boş ver, böyle iyi. Hayır, şey demek istedim. Üniversitede geçen gün bahsin oldu. Arkadaşlar seninle tanışmak istediler. Neden? Yaptığım müziğin metini duymuşlar. Bize yardımcı olabilir mi diye sordular. Olabilir. İstersen bu inek şarkısını sizin üniversiteye ithaf edeyim. Yok, öyle değil. Bir folklor grubumuz var. Senin müzik yorumunla değişik bir şekil kazanabilir. Ne dersin? Evet derim. Ama sen yanımda olursan. Tabii. Tabii olur. Bundan sonra her şey ağır ağır, yavaş yavaş olacak. İçinde başlayıp bitecek. Başlayın. Ne oluyor ya? Hızlı çalalım bari. Yeter, yeter, yeter! Yeter, yeter! Karıştırmaya başladım. Yeni ilhamlar geliyor. Ben tuvalete gidip düşüneceğim. Siz devam edin.
Çay da telsiz. Başınızda ben de olacağım. Yola çıkıyoruz. Hududa 10 kilometre kala tırı yakalayacağız. Görüşürüz. Nereden çıktı bu trafik polisi? Cezayı verip başımızdan savalım gitsin. Ehliyet, ruhsat. Radara girdiniz. Fazla sürat yapmaktan 3000 lira ceza. Emredersiniz abi. Al şunu öde de gidelim. Buyur. Ama süratimiz normaldi. Vay! Memura vazife başında itiraz ve ukalalık. Ceza 6000 oldu. Canın sağ olsun be kardeşim. Buyur, yalnız işimiz acele de. Buyur al. Vay 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 vay. Memura vazife halinde fikir vermek ve ukalalık etmek. Ceza 3 misli oldu. Sökül 9000 daha. Ne? Yahu kardeşim. Ne? Yahu mu dedin? Memura vazife başında hakaret ha? Cezasını hakim verir. Aman yarabbim. Memur bey kardeşim, görevinizi biraz çabuk yapın. Bir saattir bekliyoruz, işimiz gücümüz var değil mi? Dur, daha sana sıra gelmedi. Acelen ne? Çok sayın memur beyefendi, lütfen günahımız neyse söyleyin, ödeyelim ve de yüksek müsaadenizle çekip gidelim beyefendi. Oo, memura görev başında kibarca rüşvet teklifi. Arkadaş, yandın sen. Ayağının altını öpeyim abi, yanlış anlama. Ayağımın altını öpmek yağcılığa girer. En büyük suçtur, cezası da ağırdır. Bana bak arkadaş, sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Dalga denizde olur, burada deniz var mı? Deniz olsa vapur geçer, bak tır geçiyor. Haa, bu bizim tır! Bizim çabuk, tır, çabuk araba, atla arabaya! Arabaya. Çabuk. Yetti be, sen de fazla uzattın, çabuk arabaya! Dur! Kimse kımıldamasın, sen in aşağı, çabuk! Aç şu bagajı bakayım. Sen de geç şöyle bakayım. Siz bir dolap çeviriyorsunuz, minibüstekiler inin aşağı! İn dedim. Geçin şöyle. Dönün arkanızı. Yaslanın. Arama tarama var. Aa, bu ne bu? Bu ne? Ya eroin ya kokain. Bu işin idama kadar yolu var. Beyaz ölüm. İyi bir avukat tutarsanız, belki müebbetle yırtabilirsiniz. Ekip de geldi, çekeceğiniz var. Hayrola başkomiserim, bir durum mu var? Bir değil, çok durum var. Memura hakaret, rüşvet teklifi, yağcılık ve de eroin kaçakçılığı. Hepsini derhal emniyete sevk edin. Baş üstüne komiserim. Alo merkez, cevap ver. Cevap ver, 318 arıyor. Çatalçeşme mevkiinde bir olay var. Derhal bir ekip gönderin. Neredeydin? Niye birden ortadan kayboldun? İlhan Perim gelmişti ya, sonra kaçmaya başladı. O önde, ben arkada, bir türlü yakalayamadım. Ayıp ettin, bütün arkadaşlarıma rezil oldum. Üzme canını. Folklor gösterinizi en güzel şekilde sergileyeceğim. Çok güzel fikirlerim var. Hele bir sabret kız. Oo, neler olacak neler. Beyler,
Laboratuvarda yapılan tahlilde torbanın içindeki maddenin eroin değil, nişasta olduğu anlaşıldı. Adalet yerini buldu komiser bey. Diğer taraftan sizi yolda alıkoyan trafik komiserinin uzun zamandır aranan bir akıl hastası olduğu sanılıyor. Hepiniz serbestsiniz. Sağ olun. Sağ olun komiser bey, sağ olun. Sağ olun. O adam kimdi acaba komiserim? Sabret. Yakında öğrenirsin. Kurtarıcımızın şerefine. Allah razı olsun. Ne yaman adammış be. İnanın bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Gökten zembille mi indi ne? Yo, uçakla indi. Bak, sen lafa karışma. Peki papacığım. Teşekkür ederim. Üstür en umulmadık zamanda ortaya çıkıyor ve işi bitiriyor. Hadi, meçhul kahramanımızın hadi şerefine. Papacığım, ben de içebilir miyim? Hadi be, bunu erkekler içer. Panklar ne içer? Zıkkımın kökünü. Zıkkımın kökü var mı? Olacak şey değil yahu, tek başına soyguncuların canına okumuş. Çok kuvvetliymiş canım, çok kuvvetliymiş. Olay çok yerine de uçarak geliyormuş. Ne bu be, Süpermen mi? Sen sus! Aleyküm selam papacığım. Yakışıklıymış da, güçlü, kuvvetli, üstelik uçuyor. Kim bu adam acaba? Ne o kız? Ağzının suyu aktı. Bekle hele. Yakında ben de sahnelerde uçacağım. Kelebekler gibi. Tamam. Bana yeni ilhamlar geliyor. Yepyeni bir tarz deneyeceğiz. Şimdi sıraya geçin bakayım. Hazır. Başlıyoruz. Güzel, evet. İlham düdükleri ötüyor. Güzel. Müzik. Bıktım artık bu soytarıdan. Kıskanç sevgilim benim. İnan şu kadarcık değeri yok gözümde. Ama bugün gene buluşacaksın onunla. Ne yapayım? Provaya çağırdı. Morale ihtiyacı varmış. Morali batsın. Uzattın ama. Sen benim biricik nişanlımsın. Üzme canını. Modası geçince merhabayı keseceğim. Katır tepmişe dönecek. Kimi katır tepecek görürüz bakalım. Ne? Delirdin mi sen? Gazinoyu nasıl kapatırsın? İlk gece için bunca rezervasyon yaptık. Boş ver, hepsini iptal et. Yalnız benim misafirlerim gelecek. Bir gecelik hasılat en az 5 milyon eder. Ne olacak bu kadar para? 5 milyoncuk mu? Verdim gitti. Gazinoyu kapatıyorum. Hello! Nasılsın Şaban'cığım? Senin Şaban delirmiş. İlk gece gazinoya müşteri istemiyor. Nedenmiş o? İlk gece yalnız özel davetlilerimle birlikte olmak istiyorum. Başta senin baban ve de en iyi arkadaşı benim babam. Ah! Çok güzel! Güzel ya. Ne haliniz varsa görün. Ben gidip müdüre rezervasyonları iptal etmesini söyleyeyim. Babam bu işe çok sevinecek. Hemen telefon edip davet edelim. Numarası kaçtı? Alo, buyurun. Ha, bir dakika, bağlıyorum. Evet. Şaban Bey ikinci hatta, sizi istiyor. Peki, bağla. Hayrola Şaban, ne var? Halil amca, sana bir sürprizim var. Hayırdır inşallah. Yarın akşam programa başlıyorum, özel davetlimsin. Yarın akşam mı? Ya yarın akşam başka bir yere sözüm var. Aa, vallahi darılırım. Bak,
Yanımda gelmeni isteyen biri daha var. Babacığım, Şaban'ı kıramazsın. Yarın akşam onun için çok önemli. Mutlaka geleceksin. Bu işi de mi sen ayarladın? Peki, peki, geliyorum. Canım babacığım, beni kırmayacağını biliyordum. Geliyor. Sağ ol Halil amca, bekliyorum. Eşini dostunu da beraberinde bekliyorum. Geç kalma. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sağ ol patron. Hayırlı uğurlu sağ olsun. Olun, sağ olun. Sizler şöyle bara geçin. Arkadaşlara içki verin. Buyurun efendim. İyi akşamlar Hadi Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz nasılsınız hanımefendi? Sağ olun efendim. Ya sen Kadir? İşte gördüğün gibi. Bakalım ben... senin deli oğlanın marifetleri neymiş? Şaban yemin billah çağırmasaydı dünyada buraya gelmezdi. Öyle deme Kadir amca. Bütün gençlik tapıyor ona. Ne? Dinamit galiba. Evet, dinamit. Oğlum delirdin mi sen? Yok, aklım başımda. Gördüğünüz gibi bunlar dinamit. Bu da ateş. Sen ne yapmak istiyorsun? Allah aşkına bırak şakayı. Kaçın, kaçın. Durun. Şaka yapmıyorum. Sıra geldi en büyük gösteriye. Müzik kes. Evet, sadede gelelim. Sorularıma doğru cevap verin. Yoksa uçururum vallahi hepinizi havaya. Halil efendi, depodaki malları kim değiştirdi? He? Vallahi oğlum, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Söyle. Oğlum Şaban, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gebertirim ulan hepinizi. Söyle. Ben değiştirdim. Yüksek sesle söyle. Allah aşkına sana 100 milyon vereyim affet. Ben affetsem kanun affetmez. Söyle, depoyu sen soydurttun değil mi? Evet. Gelin bakayım hepiniz şöyle. Gelin gelin yaklaşın. Hadi siz de gelin. Yaklaşın yaklaşın. Muntazam durun bakayım. Sorguya benim yöntemlerimle devam edeceğiz. Aerobik yaparak. Müzik. Oynayın. Çökün bakayım. Çök çök. Kıvırtarak. Kalkın. Kalkın bakayım. Kıvırtarak yavaş yavaş. Depoyu siz soydunuz değil mi? Evet. Tırları da 3 defa soymak istediniz. Evet.
Güzel. Kıvırtın. Güzel. Sırt üstü yatın bakayım. Yatın lan. Çalkalayın. Sol ayak havaya. Jane Fonda gibi. Hadi lan. Yatın. Çalkalayın. Güzel. Takla atın. Atın lan. Şimdi de ters takla atın. Atın be. Atamıyorum ben. Çalkalayın. Beceriksiz herifler. İnek gibi durun. Dört ayak üstüne. Kıvırın. Mö diyeyim bakayım. Bir daha söyleyin bakayım. Depoyu kim soydu? Biz. Biz soyduk. Biz. Olmaz. İnekçe söyleyin. Mö 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 de mö mö. Mö. Durun! Ne oluyor orada? Kimse kıpırdamasın, polis! Komiserim, her şey planladığımız gibi oldu. Suçlarını itiraf ettiler. Bu inekler size teslim. Münasip bir yere götürün. Kalkın ayağa, gelin böyle. Hadi. Hadi. Sallanmayın. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Dışarı, hadi. Bunların hepsini toplayın bir tarafa. Hadi. Yürü. Kutlarım seni. Bir harikaydın. Harikaydım değil mi? Tavuk vicdanlı. nasıldın baba? Fena değil. Ama daha öğreneceklerim var. Sayende onları da öğreniriz. Sağ ol Şaban oğlum. Sayende hayatımız kurtuldu. Aman estağfurullah Adi amca. Bunlar ufak işler. Zaten bu iş için gelmiştim. Sana gelince yanlış adam seçmişsin. Bundan sonra hayatın hapishaneye sigara taşımakla geçecek. Yürü de endamını görelim. Benim için de hapishaneye arada bir hıyar götür. Ha, az kalsın unutuyordum. Gül'le konuşacak gizli bir şeyim vardı. Tabii annem müsaade ederse. Müsaade ne demek aslan oğlum? Ne istersen yapabilirsin. Oh, hiç böyle ana görmedim. Her kıza lazım. Oh. ne haber? Sonunda benim hakkımdaki fikirlerin değişti mi? Hayır. Neden? Bir kere şu kılık kıyafetim faul. Değiştirmen lazım. Kusurumuz o kadarcıksa değiştiririz. Eldiven, bilezik, kolye takmak da yok. Emrin olur. Adama benzemek istiyorsan küpeni de çıkaracaksın. Emredersiniz. Saçlarını da doğru dürüst kestireceksin. Ama yakışmıştı değil mi? Hala anlamıyor musun? Hepsi numaraydı. Tavuk vicdanlı. Peki, ben tavuksam. Sen nesin? Horoz. Beğenmedin mi? Beğendim. Ay, fena oluyorum. Bilmez misin, ateşle barut, tavukla horoz bir arada durmaz. Şaban, çıldırdın mı? Herkes bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar. Dünya umrumda değil. Yapma Şaban. Nereye? Kaçma kız. Tavuk vicdanlı, horozun geliyor.